Peki Ama hocam, top... çok özür dilerim. Evet. Buyurun tamamlayın lütfen. Yok yok, sen devam et. Evet. Hocam, milli takımı daha turnuva boyunca çok konuşacağız ama siz telefon hattındayken tabii uzun zamandır da görüşemiyoruz. Ben biraz yaşanan son gelişmeleri sormak istiyorum size. Yorumunuzu merak ediyorum açıkçası. Bilmiyorum, Ender Bilgin değil mi? Siz de özellikle takımlarda yaşanan son gelişmelere dair Erman Toroğlu ne der? İzleyenlerimiz de merak ediyor. Fenerbahçe'de bir seçim süreci yaşandı. Çok enteresan bir süreçti. Sonrasında, öncesinde daha doğrusu seçim öncesinde bir Mourinho hamlesi geldi ki gerçekten çok konuşuldu. Tüm dünya, tüm Avrupa bizi konuştu. Fenerbahçe'de bu sezonun bitişiyle birlikte yaşanan sıcak gelişmeler, başkanlık yarışı, Mourinho'nun gelişi, ben ne söylersiniz çok merak ediyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ali Koç çok doğru bir iş yaptı. Fener'in bir silkinmeye ihtiyacı vardı. Mourinho bu konuda çok çok iyi bir seçim. Zaten Mourinho geldikten sonra Türkiye'ye gelecek futbolcuların, Türkiye'ye gelecek teknik adamların da Türkiye'ye bakış açısı değişik olacaktır. Zaten gelir gelmez adamın oradaki yorumları ve şekli, sahadaki duruşu da hareketli bir adamdır. Futbolumuza hareketlilik getireceği iyi bir şey. Fakat benim aklımı almayan bir şey var. Dün de herhalde Dursun Başkan'ı seyrettim. Ya dedi, 100 bilmem kaç puan alan dedi, teknik adamı gönderip de bu adam geliyorsa bir tuhaflık var dedi. Demek ki Dursun Başkan'ın bile kimyasını bozmuş mu oruyor? Onu görüyorum yani. Ya sana ne arkadaş, yani Fener Mourinho'yu getirir, Hüseyin'i getirir, Hasan'ı getirir. Yani düşünebiliyor musun? Ama tabii Mourinho'nun gelmesi Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına da biraz tuz attı üzerine. Tabii kolay bir iş değil. Bu sene renkli bir lig seyredeceğiz. Yalnız Mourinho'nun söylediği çok güzel bir şey var. Dedi ki, bu dedi iki takımdan olan bir olay olmamalı lig. Diğer takımlar da olmalı dedi. İnşallah, inşallah Futbol Federasyonu, seçilecek Futbol Federasyonu ve hakemler izin verirlerse seneye iyi bir lig izleriz. İki takım kopmaz zannediyorum. İnşallah hocam. Yani yoksa bu çıta daha da açılacak. İyice şeye döneceğiz. Bu belli ülkelerde bir iki takım götürüyor ve sürüklüyor hep. Diğerleri yanlarına yaklaşamıyor. Bir de bizde aşağıdaki takımla yani makas çok açıldı. Onlar da yukarıya doğru birleşiyor. Bizde bir burada var, bir burada. Yani onlardaki makas bu denli açık değil Evet. ya. Yani bir tanesinin bütçesi 7-8 milyon, diğerinin 150 milyon olunca böyle oluyor. Market değerleri falan inanılmaz farklılaştı. Fenerbahçe, Galatasaray bambaşka bir noktaya geldi. Şimdi Beşiktaş da elini cebine atacaktır. Trabzon'dan bilmiyorum ne derece gelebilir hamle. Ama hocam bu görüntü çok sağlıklı değil tabii. Mourinho'nun tespiti doğru. Hocam şimdi bu var. Galatasaray Başkanı'nı dinliyorum. Adamın haklı olduğu yer var. Diyor ki iki tane sahamız var Florya'da. Birinde biz idman yapıyoruz. Diğerinde öbür takımlar maç yapıyor diyor. Ve Galatasaray takımı diyor ki ben Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağım. Oynayamazsın arkadaş. En az 8 tane 10 tane sahan olmazsa oynayamazsın. Antrenman sahan olmazsa. En az 8 tane. En az. Doğru. Nereden yetiştireceksin onu? Sonra diyorsun ki altyapıdan gelmiyor. Nasıl gelsin abi altyapıdan dostum? Doğru. Yani sen ekmeden biçmek istiyorsun, almak istiyorsun. Yani sırf transferlerle Türkiye'de bu iş yürümez. Onun için de futbol federasyonlarına büyük iş düşüyor. Ama maalesef bilmeyen futbol federasyonları geliyor veya tayin ediliyorlar. Futbolumuz her gün geriye gidiyor. Maalesef.